Tamamdır. Şimdi kaldığımız yerden devam. Şimdi Diyot'un çalışma mantığını anladık. Bundan sonra geri kalan kısımlarla devam edelim. Şimdi silisyum ve germanyumun karakteristik eğrisine baktığımız zaman, eğer siz küçük gerilimlerle tetikleme yapmak istiyorsanız 0.3 voltluk bir silisyum diyot, germanyum diyot kullanabilirsiniz. Ama sizin için sızıntı akımı önemliyse ve taviz vermek istemiyorsanız silisyum kullanacaksınız. O yüzden burada neye göre seçtiğiniz önemli. Ayarlamanızı karakteristik eğrilere bakarak yapabilirsiniz. Arada burada da 10 kat kadar bir farklılık var arkadaşlar. Yani silisyumla germanyumun tetikleme akımları birbirinin yaklaşık 2 katı. 0.2 ile 0.3 arasında değişir germanyum. Silisyum 0.5 ile 0.7 arasında değişiyor. Tersteki kırılma gerilimleri de, kırılma akımları da, sızıntı akımları da birbirlerinin yaklaşık 10 katı. Tabi çok küçük olmasına rağmen 10 katı, ama o çok küçüklük sizin için çok önemli değilse germanyum da tercih edebilirsiniz. Şimdi ikinci bir konumuz, diyot direnci dediğimiz bir durum var. Direnç dediğimiz şey neydi? Gerilim bölü akım. Yani devre eleman üzerindeki o andaki gerilim ve akım birbirine oranladığınız zaman direncini de hesaplayabilirsiniz. Ama burada iki tür direncimiz var bizim. Birisi statik, birisi dinamik. Statik dediğimiz şey sabit. Yani o andaki gerilim ve akımı oranladığınız zaman çok rahat bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Diğer bir kısım ise dinamik, yani değişken direnç. Şu iki gerilim arasındaki direnç nedir diye hesaplayabiliyoruz. Orada da formülümüz delta V bölü delta I. Yani gerilimlerin farkı bölü akımların farkı. Diyot normal konumda çalışırken yaklaşık olarak iç direnci 10-10. Hani biz modellemede ne demiştik? Diyotu kaldırıyoruz, yerine bir tane kaynak, bir tane direnç koyuyoruz demiştik. RD direnci. O RD direncinin normal çalışma anındaki direnç değeri yaklaşık 10-10'luk bir değer. O yüzden bunu devreye biz katıp da işte işlemleri falan arttırmıyoruz. Yani birazcık ihmal ederek hesap yapıyoruz ki hızlıca sonuç çıkartabilelim diye. Ters polarlamada ise ne yapmıştık? Diyotu kaldırıp yerine sonsuz büyüklükte bir direnç koymuştuk. Buradaki direncin değeri de yaklaşık olarak 100 ile 10 ile 100 megaohm arasında. Yani çok büyük, çok küçük sızıntı akımları geçirir. Şimdi karakteristik eğriye bakalım. Bu karakteristik eğri içerisinde Q1, Q2 ve Q3 noktalarında ben statik olarak diyot direncini hesaplamak istiyorum. Yani anlık direnci hesaplamak istiyorum. Öyle düşünelim. Buradaki her bir andaki gerilim ne olur? Direncimiz ne olur? R1 eşittir diyebilirsek mesela. V1 bölü I1'dir. Q2 için V2 bölü I1 ki I2. Q3 için de V3 bölü I3'tür. Yani anlık gerilimleri hesaplıyoruz. Ama ben Q2 ile Q3 arasındaki dinamik direnci hesaplamak istiyorum diyorsam, gerilimler farkı, yani V2 ile V3'ün farkını alıyoruz. Tabii bunu mutlak değer için alırsınız. Direnç negatif çıkmaz, unutmayın. Sonra akımların farkı. Akımlarda I2 ile I3'ün farkı. Şimdi Q1 ve Q2 için statik dirençler bu şekilde. O andaki gerilimlere ve akımlara göre oranlıyoruz. Dinamik direnç dediğimiz zaman da V3 bölü V3 eksi V1 bölü I3 eksi I1 diyoruz. Bu da malzemenin o aradaki değişim, direnç değişimini kastediyoruz. Şimdi sıcaklık etkisine gelelim. Biz malzemeleri nasıl tasarlıyoruz? Üretim yapılırken genellikle oda sıcaklığında çalışır vaziyette düşünülerek üretim yapılmıştır. Yani çalışma sıcaklığımız oda sıcaklığı. Bunun her birini üstüne ve altına çıktığınız zaman muhakkak malzemede bir değişiklik olur. Sızıntı akımları değişir, normal tetikleme gerilimleri değişir. Bunlara göre de bir düşünmeniz gerekir. DC ön gerilimleme, yani VF, hani diyotu eşik gerilimi dediğimiz kısım 0.7 idi. Her 10 santigrat derecede bir 2.3 milivolt artarmış. Demek ki sıcak bir ortama koyduğunuz zaman tetiklemeniz gereken sıcaklık gerilim değeri daha fazla. Sızıntı akımı da her 100 santigrat derecede bir 2 katına çıkıyor. Yani ters yönde bir akımı engelleyecekse fırına koyduğunuzu düşünün. Ki çok büyük böyle potalı fırınlar var, belki görmüşsünüzdür. Orada çok yüksek sıcaklıklar var. Oralarda çok daha fazla böyle toleranslar oluyor. Sızıntı akımları ortaya çıkıyor. Malzememizin bu sıcaklığa olan duyarlılığından dolayı termometreleri, yani sıcaklık ölçüm sensörleri de bu yarı iletken malzemeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yani aslında yarı iletkenlerle birlikte sensörler tasarlanabiliyor. Şimdi şurada 1N4001 diyot dediğimiz bir diyotumuz var. Bu diyotun karakteristik eğrisi var. Bu eğri de sol taraftaki ileri yönlü anlık akım, aşağı tarafta da sıcaklık. Şimdi 25 santigrat derece için bakalım. Bu malzemenin ileri yönlü 30 amper geldiğinde 30 ampere yaklaşık
5 milisaniye TP dediğimiz dayanma süresi 5 milisaniye dayanabiliyormuş bu malzeme. 35 amper gelirse 2 milisaniye dayanabiliyormuş. 45 gelirse 1 milisaniye dayanabiliyormuş bu malzeme. Ama sıcaklık arttığına bakalım. 100 santigrat dereceye getirdiğimiz zaman ortamı. Malzeme bu sefer 30'a değil de 25'ten daha düşük bir değere, 24 civarına ancak 5 milisaniye dayanabiliyor. Ya da 35'i düşünelim. Eğri sıcaklık arttığında yaklaşık 30 civarında 2 milisaniye dayanabiliyor. Demek ki dayanma sıcaklığının da dayanma akımının değerinde ortama sıcaklığı etkiliyor. O yüzden pik akımlarını ortamı düşünerek hesaplayacaksınız. Çarpan bunlar da çalışacak işte sıcak bir ortamda. O zaman pik akımı ne kadar dayanabilir? Arada bir şey gelirse ne olur? Ya da bu diyotu koruyacak araya bir şey ekleyeceksiniz. Şimdi dün LED'i korumak için bir diyot ekledik. Diyotu korumak için ne eklersiniz? Diyot patlamasın ters yönde. Pik akımına karşı koruyalım bunu diye. Araya ne koyarsınız? Şimdi devre tasarlıyorsunuz. Çok fazla böyle hata olma ihtimaline karşılık sürekli böyle koruma elemanları konulur. Bu pik değerleri hiç olmasa bile yine de tedbir amaçlı konulur. Yani maliyetten kaçınılmaz. Çünkü onun sen oraya bir kuruşluk malzeme koymuyorsundur. Sana geri dönüşü onun belki 100 lira olacak. Kargo parası, gelişi, gidişi, teknik servisinin elemanı. Belki kartla değiştiremeyeceksin. Değiştirirken kartı yakacaksın. Bir sürü vesaire çıkacak. O yüzden tedbirli davranır. Bunlar için de kondansatör kullanılıyor. Diyotlara paralel bir kondansatör kullanılarak bu ters yöndeki akımı engellemek için kullanılıyor. Şimdi bir de ters yöndeki sızıntı akımına bakalım. Bu sızıntı akımında da 25 santigrat derece için burası logaritmik olarak çizilmiş. Logaritmik ek çizimler biraz daha farklı. Birbirinin yaklaşık 10 katı olarak gözüküyor. 25 santigrat derecedeyken işte şu 20'deyken santigrat dereceyi arttırdığımız zaman 100 derece kadar çıkıyor. Yani sızıntı akımı artıyor. Birbirinin yaklaşık 100 katı kadar artmış oluyor. 10 katı kadar artmış oluyor. Bu logaritmik ekranda okumayı öğrenirseniz biraz daha iyi olur. Hatta Bode diyagramları var. Belki duymuşsunuzdur. Bode diyagramını duyduysanız onlarda da böyle bazı kazançları frekans domaininde çok büyük kazançları göstermek için kullanılıyor. Yani buradan alacağımız sıcaklık malzemenin her türlü yapısını, akan akımını, gerilimini vesaire hepsini değiştirebilir. Şimdi multimetrenin sağlamlık testinde de diyot kademesine getirip önce herhangi bir değdirme yapıyoruz ucularına bakmadan. Ses geliyorsa zaten orada buzzer sesini öttürüyorsa demek bu diyot patlamıştır, direkt değiştirin. Bunun dışında işte anot ve katotu birbirine yaklaştırdığınız zaman okuyacağınız değerler vardır. Az önceki videoda da göstermişti. Yaklaşık 0.7 ya da 0.5 okuyordu. Artıya artıya, eksiye eksiye dokundurduğunuz zaman. Ters döndürdüğünüz zaman da yaklaşık sonsuz gibi ya da 0 gibi bir değer okuması gerekiyor. Bunda da bu şekilde gerçekleştiriliyor. Mesela şu sağdaki diyot konumuna getirdiğiniz zaman 0 gösteriyorsa diyor. İleri polarlamada yani artıya artıya, eksiye eksiye bağladığım zaman 0 değerini okuyorsa kısa devre olmuştur bu diyor. 0 değerinin anlamı hani 0.5 okuması gerekiyorken 0 okumuştur. Orada bir hatamız var. Yani hata olmuş oluyor. Şimdi diyotların uygulama alanları güç kaynaklarında kullanılır. Bütün elektronik devrelerde herhangi bir LED'i bile kullanacaksanız, korumak için kullanacaksanız her türlü devrede kullanabilirsiniz. Akım kontrollerinde AC-DC dönüştürücüler, işte telefonlarımızın adaptörleri. Şimdi telefon içerisinde ben bu adaptörü taktığımı düşünün. Bu telefonun ağırlığını bayağı bir arttırır. Zaten bu bile kendisi ağır. Bunun içinde ne var peki? Var mı işini açan bakan için? İçinde bir trafo var. Trafonun amacı 220 gelen voltu önce bir düşürmek. Yani 15-20'ye düşürmek. 10'a düşürmek, 5'e düşürmek. Biz buradan DC kaç çıkış alıyoruz dışarıdan içinden? 5 volt. O zaman ben 220 gelen tepe değeri olan bir sinyali 5'e kadar düşürmem lazım. Sonra diyotlarla doğrultmam lazım bunu. Yani tam dalgaya doğrultacağım. Sonra tam dalgada kondansatör bağlayıp ucunu düzlemeye çalışacağım. O arada oluşan o pik dalgalanmaları da yine bir bobin ve kondansatörle birlikte düzlemeye çalışacağım. Burada sarım sayısı önemli. İçerideki bobinin, transformatörün, trafonun. Başka ne var burada? Bir de akımı. Bu kaç amperlik bir şey? Adaptör. 1,5, 2. Eskiden bunlar görmüşseniz bilmiyorum. İlk telefonum benim 3310'du. Nokia. 200 miliamper çıkışı destekliyordu. Ve kocaman bir şeydi. İçinde bir sürü trafosu vardı. 200 miliamperdi. Şu an 3 amper destekliyor ve trafoların büyüklüğü de küçülmüş. Ve kapasitesi de artmış.
Peki burada 3 amperlik bir çıkış verebilmem için benim içinde kullanacağım doğrultucu diyotların 3 amperi taşıyabilecek kapasitede olması lazım. Yani 1N 4001 demiştik az önce. Eğer onu kullanırsanız taşımaz. O yüzden akımı da taşıyacak kapasitede diyotları seçmeniz gerekiyor. Her kullanacağınız malzemeyi uygun seçeceksiniz. O yüzden devre tasarlarken ilk güç kaynağından başlıyoruz. Neresin güç kaynağını içeride mi dışarıda mı tutacaksınız? İçerideyse ayrı bir tasarım, dışarıdaysa işte hazır bir adaptör varsa onları alabilirsiniz. Şimdi bunlar da diyot çeşitleri. Diyak, triyak, IGBT var, Schottky diyot var, SCR transistör var. Transistör de aslında diyotun gelişmiş hali diye düşünebilirsiniz. Bir tane daha katman ekleniyor. Sadece elemanlara bakarak burada akım yönlerini tahmin etmeye çalışın. Bu diyak dediğimiz bir eleman. Diyotun biraz farklı bir versiyonu. Burada akım hangi yönlerden akıyordur? İki yönde. Nasıl akıtırım peki ben iki yönde onu? Çok basit düşünün. Az önceki diyotta nasıl çalışıyordu? Bir tarafı pozitif, daha pozitif olursa akım akıyordu bir tarafa. Aynı şekilde burada da ne tarafa pozitif yaparsanız, tartıyı çevirirseniz o tarafa doğru akıtırsınız. Şimdi burada akımı akıtmak için artı eksi sürekli değiştirmek gerekir. Ben bunu yapmak istemiyorsam buna bir üçüncü bacak eklenir. Akımı kontrol eden bir bacak. Üç bacaklı bir eleman olmasına rağmen ama esasen diyottur. Ve içeride de bu diyotla birlikte akımın hangi yöne geçeceğini kontrol edersiniz. Genellikle G kısmı yani gate dediğimiz bacaklar akımın kontrolüdür. Yani kapıdır. Kapıyı açıp kapatır sürekli. Buradan akım da akabilir. Hani akan akım akıtan elemanlar da var, akıtmayan elemanlar da var. Onlara tekrar bakılır ihtiyaç neyse. Mesela şurada farklı bir, bu da farklı bir iç yapı. Bakın 3 tane diyot birbirine ters bağlanmış. Yine burada da akım olarak görev görüyor. Kapı olarak görev görüyor. Şurada IGBT. Burada akım nereden nereye doğru akıyordur? C'den E'ye. Akım, yani oklar her zaman bize akım yönünü gösterir zaten. Semboller mantık o. Bütün yapılan işlemlerin hepsi sembol üzerine yerleştirilir. Sembole baktığınız zaman bir fikir uyandırması gerekir sizde. Uyandırmıyorsa ya siz bilmiyorsunuz ya sembol yanlış. Ya da sembollerin bir de farklı versiyonları var. Mesela MOSFET'te farklı sembol versiyonları var. Onlar bazen kafa karıştırıyor. Ama onlarda da yine ben size sade formülleri vereceğim. Onlar üzerinden devam edeceğiz. Yani okları belli, akımın nereden nereye aktığını çok rahat anlayabileceğiniz şeyler olacak. Burada G kapısı ne işe yarıyor olabilir? Akım kontrolü bu kadar. Yani başka bir şey yok. G kısa ismi gate İngilizce. İkinci bir kısım. Kapının C ile E arasında bağlantısı var mı yok mu burada? Şimdi 3 tane bacak var. 3 bacak. Şimdi C ile E birbirine akım akıtıyorsa birbirine muhakkak bağlı bir şekilde. İçeride direnç vardır yoktur. Bir şekilde bağlı. G bacağı C ile E'ye bağlı mı? Değil. Yok. Bunda şöyle bakıyoruz. Burada bak kanal var. Ortada bir boşluk, bir kanal bırakmışlar. Bunu bağlamamışlar. Sinema sembollerde de bu gözüküyor zaten. Yine akımla ya da gerilimle kontrol ediyoruz. Ama orada bir gerilim tetikleme etkisi oluşturuyor. İçeriden direkt fiziksel bağlantı olmuyor. MOSFET'te de aynısını göreceğiz. Kanal var. Kanalı bir şeyle kontrol ediyoruz ama bağlı değil. Araya kanal oluşturmak için ekstra gerilim veriyoruz. Yani kanal yok. Gerilim verdiğiniz zaman kanal oluşuyor otomatik olarak. Öyle düşünün. O yüzden bu sembollere bakarak sadece elemanın hangi yönde akıttığını görebilirsiniz. Ama bu malzemeyi siz kendi devrenizde kullanacaksanız bununla alakalı bir sürü örnek görmüş olmanız lazım. O blok diyagramı olduğu gibi alıp kendi devrenize yerleştireceksiniz. Şimdi genel diyotlarla alakalı bir özet geçelim. Silisyum ve germanyum malzemeleri katkıladığımız zaman P tipi ve N tipi malzemeler oluşturuyoruz. Bu P tipi ve N tipini de birleştirerek devrelerde kullandığımız elektronik elemanları üretiyoruz. Bunlardan başında işte diyot geliyor, transistör geliyor, MOSFET var, JFET var. Bunları kullanıyoruz. P ucu pozitiftir, N ucu negatiftir. Yani P'ye anot, N'ye de katot şeklinde isimlendirebilirsiniz. Diyot iki konumda çalışıyor. Ya iletir ya iletmez. Bu kadar. Başka arası vesaire yok. Tabii sızıntı akımları var. İletmediği kısımda sızıntı akım var. Diyotu iletime geçirebilmek için de bariyeri atlattırmanız lazım. Ufak bir gerilim vereceksiniz. Bu da malzemenin tipine göre değişir. Silisyumsa 0.7, germanyumsa 0.3 volt verdiğiniz zaman malzemeyi iletime geçirebilirsiniz. Bunun dışında diyotun ön gerilimlenmesi, yani VD0703 söyledik bunu. Tamam. Diyotun ön gerilimlimi ortamın bulunduğu sıcaklığa göre değişir. Yani 0.7 volt her 10 santigrat derecede bir 2.3 milivolt olarak artar. Tabi devrelerde çok büyük bir hataya ya da hesaplama hatasına bir sebebiyet vermez bu.
Ama yine akımlarda ufak tefek değişiklikler olur. Siz akım kanallarınızı hesaplarken ufak bir toleransla hesaplarsanız sıkıntı olmaz. Diyot kesim bölgesinde açık devre gibi çalışır. Yani direnci sonsuzdur. Oradan herhangi bir akım akıtmaz. Sızıntı akımı da bulunduğu ortama göre her 100 santigrat derece arttığı zaman 2 katına kadar çıkıyor. Yani sızıntı akımlarda önemliyse bunu da değerlendirmeniz gerekir. Sağlamlık testinde diyotun multimetrenin diyot kademesinde yapıyoruz. Şimdi diyotlarımızla alakalı örneklerimiz var. Diyotları biz devrede nasıl sorulara çözüyoruz? Bunlara bakacağız. Öğleden sonra da diyotları kullanarak nasıl bir devreler tasarlayabiliyoruz? Elektronik kartlarımıza nelerle kullanabiliriz? Onlara bakacağız. Şimdi bu birinci soru. Şimdi herhangi bir devrede az önceki anlattığımız mantık üzerinden gideceğiz. Yaklaşalım. Şimdi bir tane güç kaynağımız var. Bir tane direnç. Hatta iki direnç, bir tane de diyotumuz var. Şimdi herhangi bir devrede çözüm yaparken istiyorsanız kural mahiyetinde de bunu yazın. Birinci kural, diyotu yerinden kaldırıyorsunuz. Diyotun eşdeğer modeli neyse onu yerine yerleştiriyorsunuz. Diyotun eşdeğer modeli nedir? Bu diyotun yukarıda eşdeğer modeli verilir. Yukarıda demiş ki VD eşittir 0.7 volt. Bu hangi diyot? Silisyum mu, germanyum mu? Silisyum. Silisyumun modeli neydi? Diyotu kaldırıyoruz, yerine bir tane gerilim kaynağı koyuyoruz. 0.7 voltluk bir gerilim kaynağı koyuyoruz. O zaman devrede iki tane kaynak varmış gibi devreyi çözüyoruz. Bundan sonrası tamamen devre analizi. Bunu kaldırdık yerine 0.7 voltluk bir kaynak yerleştirdiğimizi düşünün. Devredeki toplam gerilim kaynağının değeri ne olur? 5 volttan 0.7'yi çıkartırız. Çünkü ikisinin artıları aynı yerinde bağlanmış. 0.7'yi çıkartırsınız. Dirençlere böldüğünüz zaman da devreden geçen akımı bulursunuz. Elektronik devrelerde biz genellikle tek at şeması kullanıyoruz. Bakın genelde hep toprak kullanıyoruz. Devre analizindeki gibi bütün devreyi tamamlamıyoruz. 5 volt kaynak yerine de bazı zamanlarda yukarıdan ok kullanacağız. Onu da göstereceğim birazdan. O yüzden alt tarafta tamamlama yok. Hep toprağa bağlıyoruz. Şimdi burada devreyi kaldırdık. Buradaki akım değerimiz Vs, güç kaynağımızın değeri, eksi diyotun değeri. Burada paralelde seride kaç tane diyot bağlanmışsa onların değerlerini gerilimden çıkartıyoruz. Bölü toplam direnç. Burada hesap yaptığımız zaman işte 4.3 bölü 3.4'ten 1.26 miliamper akım çıkıyor. Bunu az önceki size gösterdiğim formül vardı bir ara. Teorik olarak hesaplayacağımız bir formül. Orada hesapladığınız zaman biraz daha yakın değer çıkıyor. Ama hesaplamalarda öyle muazzam bir değişiklik yapmaz. O yüzden burayı da kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdi bu birinci soruyu anladınız mı? Tamam. Peki buradaki diyot ideal diyot olsaydı akım değeri ne olurdu? Bir hesap yapın hemen. Bana akım değeri şu olur deyin. Diyotun ideal diyot olduğunu düşünüyoruz. Devrede diyot var ama ideal. 5/3.4. Evet, bu kadar. Başka bir şey yok. Zorluğu yok. Tamam. Yani burada diyot ideal olduğu zaman diyotu kaldırıyoruz. Yerine kısa devre. Direkt dümdüz kablo çiziyorsunuz. Normal devre analizi sorusu çözüyorsunuz. O yüzden devre analizi ne kadar iyiyse bu derse o kadar kolay geçersiniz. Şimdi ikinci soruya geçelim. Şimdi burada iki tane diyot var, bir tane direncimiz var. Diyotun eşik gerilimi de 0.7 volt verilmiş. Silisyum diyot demektir. Diyotları yerinden kaldırıyoruz. Yerine 0.7 voltluk iki tane kaynak yerleştiriyoruz her bir diyot için. O zaman devredeki toplam gerilimimiz ne olur? Vs eksi VD1 eksi VD2. Çünkü bunlar seri bağlanmış. Bölü R1 diyoruz. Toplam direnç. Bu da 4 eksi 0.7 eksi 0.7 yaklaşık 2.6 yapar. Bölü 5.1'den 0.5 miliamper değeri çıkar. Bu da diyot üzerinden geçen akımmış. Şimdi biz bu devreden geçen akımı bulduk yaklaşık olarak. Burada seçeceğim diyotların 1N4001 olduğunu düşünün. 1N4001 1 ampere kadar akım taşıyordu. Ben burada 1N4001 kullanabilir miyim? Kullanırız. Ama buradaki akım 1 amper çıkmış olsaydı kullanamazsınız çünkü patlar. Tam tepe değeri 1 amper. Sürekli 1 amperde çalıştırırsanız bunu yakarsınız. O yüzden birden daha büyük bir diyot seçmeniz gerekir. Tamam. Şimdi peki buradaki direnci düşünün. Dirençlerin de çeşitleri var biliyorsunuz. 1.5 wattlık var. 0.25 wattlık var. 1 wattlık dirençler var. Burada seçeceğiniz direnç kaç wattlık direnç olması gerekiyor? Önce wattını hesaplayın. Bu direnç üzerindeki güç ne kadar? 0.05 miliamper ama. Bunu ampere çevirirsen 0.005 çıkar.
Çarpalım hemen. Şöyle Excel açalım. Şöyle yapalım neyse. Direnç değerinin 5.1K ama bunu 1000 ile çarpmamız lazım ki değerimizi bulalım. Akımımızda 0.5098. Bunu da 1000'e böleceğiz. Bölü 1000. Tamam. Şimdi bunların ikisinin çarpımı bizim için watt değeri olacak. P çarpı evet. Çarpı bu. 2.5 ne çıktı? Watt mı çıktı bu? Miliwatt mı? 5000. Bunu da amperden çarptık. Amper çarpı. Bu watt çıktı. 2.5 wattmış. Şimdi dirençlerin çeşitlerine bakacağız. Bu çeşitlerde hangi dirençler var? Hangi direnci kullanabiliriz biz diye. Özgür sana gelelim gene. Ya da direnç nokta bir şey de var. 1 watt direnç. Bakın 1 wattlık dirençler varmış. Biz bu dirençlerden kullanacağız. Bunun 0.25'lik watt olanları da var. 0.25 kullanırsanız bu devre yanar. Niye? Bu zaten pardon 1 wattlık değil. 2.5 wattmış bu. Biz 2.5 wattlıktan fazladan direnç kullanman gerekiyor. Burada bir hesap hatası var gibi ama. Wattlık dirençler var. Bunlar da birbirine aynı. Zaten şekilleri yaklaşık olarak birbirine benziyor. Bir de 2.5 watt. Bizimki 3 watt. 3 wattlık direnç kullanabiliriz burada. Şunlar. Yani uygun bir direnç kullanmanız lazım. Öteki türlü devre yanar. Sonra devre niye yanıyor dersiniz. O güç hesapları da buradan kaynaklanıyor. Tamam. Şimdi geçtik diğer sorumuza. Şimdi burada iki tane diyot var, iki tane kaynak var gene. Şey, iki diyot, bir kaynak, iki tane direnç var. Yine diyotumuz idealken ve ideal değilken iki tane hesaplama yapmamız istenmiş şimdi burada. İlk, önce en kolayı ideal olarak düşünelim. Diyotları kaldırıyoruz, yerine kısa devre yapıyoruz. Devrede bir kaynak, iki tane direnç var. Devreden geçen akım V eşittir I çarpı R'den. Birincisi idealden, VS bölü, yani kaynağımızın gerilim bölü toplam direnç. 10 bölü 1.5 artı 1.8 olur. 3.03 miliamper yapıyor. İkincisi pratik olarak hesaplarsak diyot yerine silisyum diyot olduğunu düşünürsek akımımız buradan başlıyor. V'den geldik. VD1'e geldik. Ters yönde bağlanmış ana kaynağı. O yüzden bir tanesini çıkarttık. İkinci kaynağı diyota geldik. Onda da ters bağlanmış. Onu da çıkarttık. Bu durumda 10-07-07 olur. Bölü toplam direnç. Toplam dirençte bir değişiklik yok. Burada da 2.61 miliamper çıktı. Şimdi pratikte yani idealde hesapladığımız zaman 2.61 iken diyotlarla hesaplayınca 0.3 çıktı. Burada hata oranımızı bulmamız lazım. Hani biz yüzde kaçlık bir hatayla biz bunu hesapladık. Hata oranı dediğimiz şu. Epsilonla gösteriliyor formülü. Gerçek değer eksi hesaplanan değer bölü gerçek değer. Yani bizim gerçekteki değerimiz aslında idealdeki değerimiz şu. Pardon, gerçek bu olacak sanki ya. 2.61 gerçek, eksi 3.0 olacak. Bölü 2.61 yapacaktık. Burada bir hesap hatası olmuş. Hesapladığımız zaman da 13.6 çıkmış. Öteki türlü de 16 falan çıkıyor. Yaklaşık %16'lık bir hatayla yapmış oluyorsunuz. Hesaplamış oluyorsunuz. Buradaki akım değeri eğer çok küçük akımlarsa ve ürün seçmenizde sizi bir etkileyecek bir eşik değerine sahip değilse sıkıntı yok. Bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Hatanın formülü gerçek eksi hesaplanan bölü gerçek. Yani gerçek üzerinden gidiliyor. Bunları bulmak için de şöyle yaparsınız. Hata formülü nedir diye Google'a yazdığımız zaman zaten genellikle çıkıyor. Gerçek eksi hesaplanan bölü gerçek çarpı 100. Bu kısım da tamamdır. Burada anlamadığınız bir kısım var mı? Şimdi diğer bir örnek. Şimdi az önceki örnekten bunun farklılığı şu. Bakın kaynağı biz burada normal artı eksi büyük yuvarlak gibi gösterdik. Elektronikte biz aslında yukarıdaki ok gibi gösteriyoruz. Ok demek kaynak demektir. Ama artısı devre tarafına bağlı demektir. Yani burada bir artı eksi devre düşünün. Artısı aşağıda devreye bağlı, eksisi yukarıda olacak şekilde devreye bağlı demektir. Akım yukarıdan aşağı doğru, toprağa doğru akıyor demektir burada. Diyotu iletime geçirebilmek için artı kısmıyla eksi kısmı arasında 0.7'lik bir fark olması lazım. Arada şimdi diyotu görmeyin.
Sadece diyot direnci görmeyin, sadece diyot olduğunu düşünelim. Diyotun artı kısmı 5 volt, eksi kısmı 0 volt. Bu diyot iletime geçer mi? Artı ile eksi arasındaki potansiyel farka bakacaksınız. 0.7'nin üstünde ise diyot iletimdedir diyoruz. Yani artı kısmına 5 volt bağlıysa diyotun artı kısmı, şöyle bir şey yapayım ben bir de. Şimdi şöyle bir diyotumuz var. Diyotun bu kısmı 5 volt, bu kısmı 0 volt. Burası artı eksi. Biz bu diyotun iletime geçip geçmediğini nasıl anlarız? Şu an iletime geçer mi geçmez mi? Yani akım akar mı bunun üzerinden? Eşik. 0.7 de olur, 0.73 de olur. Geçer. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu taraftaki voltaj, buraya V1 diyelim. Buraya V2 diyelim. Bunun ikisinin farkını alıyorsunuz. Yani artı taraftaki farkla gerilimle eksi taraftaki gerilimin farkını alıyorsunuz. Bunun eşik geriliminden büyük olması lazım. Eşik gerilimi 0.7 ise 0.7'dir. 0.73 ise 0.3'tür. Artık hangi gerilim kullanıyorsanız eşik gerilim olarak ona bakıyorsunuz. Yani pozitif taraftaki gerilimin daha büyük olmasını istiyoruz. Şöyle düşünelim. Burası 2, burası 1. İletime geçer mi? Geçer. Tamam, bu kadar. Yani bu artı eksinin topla çıkartmıyoruz. Çok bir şey yapıyoruz burada şu anda. Bunların mantığını çok iyi öğrenmeye çalışın. Şimdi buradaki diyotta da baktığımız zaman normalde bunun diyotun iletime geçeceğini anlayabiliyoruz. Ama öyle bir karışık devreler gelecek ki birazdan iletime geçip geçmediğini anlayamayacaksınız. Şimdi buradaki diyotu da ideal olarak kabul edersek normal kısa devre yaparız. Bu koldan, ana koldan geçen akım 5/2'dir. Direnç üstündeki gerilim zaten 5 kaynak verilmiş. Herhangi bir eleman olmadığı için direnç üstündeki gerilime 5 volt diyoruz. Bölü direnç. Bölü direncin değeri, evet. 5/2K'dan 2,5 miliamper çıkar. Ve diyot üstünde bir de V0 noktasındaki gerilimi soruyor. Eğer biz buraya kısa devre yaparsak şu noktadaki gerilim hat değişmediği, bu değişmediği sürece gerilim sabittir. O kuralı uygularsanız burada şuradan toprağa doğru gidin. Zaten topraktaki gerilim 0 volttu. O zaman biz V0 için diyot idealse 0 volt diyoruz. Bir değişiklik yok. Ve diyot iletimdedir diyoruz. O yüzden sorularda diyot iletimde mi kesimde mi size bu sorulur genellikle. İkinci bir sorumuz. Demiş ki diyot gerilimi, eşik gerilimi 0.7 volt için nasıl olması gerekir? 0.7 voltsa 5 volttan geldik. Artıya kadar gelmiş aynı yönde. O zaman eksi 0.7 diyoruz. Bölü 2. O zaman da 2.15 miliamper hesaplıyoruz. Her türlü bizim diyotun işte 1N 4001 düşünürsek bunu. Onun akım kapasitesini aşmadığı için biz bu diyotu kullanabiliriz diyebiliriz. Bunun dışında bu diyot ideal değil bu sefer. Şu artı kısmında V0 kısmında kaç volt gerilim görürüz? 0.7. Niye? Çünkü diyot üstünde bir gerilim kaynağı vardı. Yani gerilim kaynağıymış gibi davranıyor. Bunu kaldırıp yerine yerleştirdiğimiz model bir artı eksi gerilim artı eksi bir modeldi. O yüzden buradan baktığınız zaman şuradaki kaynağı görüyorsunuz. Buradaki diyot da kaynak gibi gösterildiği için 0.7 volt görüyoruz burada. O yüzden V0 noktasında 0.7 volt görüyoruz. Şimdi bu tarz sorular elinize ben göndereceğim. Yine örnek sorular da var. Çözemediğiniz zaman hemen simülasyon devresini kurun. Orada ne görüyorsanız sonuçlar olur genellikle. Ona göre mantık yürütmeye çalışın anlayamıyorsanız. Tamam. Bu kısma tamam. Ama muhakkak arkadaşlar şimdi baktığınız zaman anlıyorsunuz. Eve gidin, kağıt kalemle bunları tekrar kendiniz çözmeye çalışın. Daha iyi pekişir. Hiç kalem kağıt oynatmadan gelmeyin. Özellikle arkadaşlarla vize sınavına giriyoruz. Adama diyorum daha önce hiç örnek soru çözdün mü? Hiç çözmemiş örnek soru. İlk çözdüğü örnek soru vizedeki soru. Yani şöyle yapın. Örnek sorudan kastım da şu. Derstekileri çözüyorsunuz zaten. Bunları anlıyorsunuz. Baktığınız zaman ya da çözümü okuduğunuz zaman çok rahat anlıyorsunuz. Önemli olan hiç görmediğiniz bir soruyu ve çözümünü kapatarak çözmek. Sonra çözümüne bakın. Onu kaç defa böyle ne kadar çok yaparsanız soruları o kadar rahat çözersiniz. Ama ilk çözdüğünüz vizedeki soruysa zaten kaldınız. Öyle şey yapmayın sakın. Yani bol bol örnek çözmeniz lazım. Bakın bunlar çok basit örnekler. Çok basit, fazlaca örnek veriyorum ki hani daha rahat pekişsin. Ama muhakkak evde bunları tekrar edin. Şimdi bu seferki farklı bir devremiz.
Şimdi bu devreye göre hem idealken hem de silisyum diyotken devreden geçen akımı hesaplayınız diyor. Şimdi şuraya bakın. Hiç çözüm yapmadan bazen cevap üretebilirsiniz. Bu devreden şimdi akım geçer mi geçmez mi? Geçmez. O zaman idealken de silisyumken de devreden geçen akım nedir? Sıfır. Bu kadar. Bitti. Yani bazen soru çözmenize gerek yok. Bir kalem oynatmanıza gerek yok. Peki ideal olduğunu düşünelim. İkisi için de devreden akım geçmediğini anladık. V0 voltajı kaç volttur? İdealken kaç volt? Şeydeyken kaç volt? 5. İkisinde de 5. Niye? Akım geçmiyor çünkü. Yukarıdaki gerilim doğrudan aşağı iner. Elemanlar arasında geçiş yapabilir. Ve toprağı göremiyoruz. Toprağı görseydik topraktaki gerilim diyecektim. Ama toprağı göremiyoruz şu anda. İkisinde de 5 volt görürüz. Ama ikisinde de kesimde. Mantık bu. Burada da hesap yaparken yine diyotu kaldırıyorsunuz. Yerine bir güç kaynağı yerleştiriyorsunuz. 0.7 voltluk. Gene devre analiz çözüm yapıyorsunuz. Ama çözüm yaptığınız zaman mantık şu. Genelde çözüm yapıyoruz öncelikle. Çözüm yaptınız. Çıkan akım eksi çıktı. Eksi çıktı ne demek? Normalde biz bunu diyotla aynı yönde bulmam gerekir benim. Diyotla aynı yönde bulduysam akımı hesaplama yaptıktan sonra diyot iletimdedir diyoruz. Ama diyottan ters yönde yaptıysak kesindedir. Bulduğumuz, yaptığımız çözüm yanlıştır diyoruz. O yüzden her türlü devrede birinci kuralımız diyotu kaldır, yerine güç kaynağı yerleştir. Devre analiz çözümünü yap. Çıkan akım değeri diyotla aynı yöndeyse devre çözümümüz doğrudur diyoruz. Gerilimleri, akımları hesaplayabiliyoruz. Ama yaptığımız çözümde akım diyottan ters yönde çıktıysa diyoruz ki bu çözüm yanlıştır. Diyot kesimdedir diyoruz. Bundan sonraki aşamada bu diyotu devreden çıkartıyoruz. Bu devrenin bu kısmını kesip atıyoruz. Sonra geri kalan kısmı tekrar devrede çözüyoruz. Onlarla da alakalı sorular var şimdi tekrar. Şimdi ikinci bir devre. Buna bakın bakalım. Bu iletimde mi kesinde mi? Şimdi bir diyot düşünün. Ne demiştik? Diyotun artısı ve eksisi uçlarına bakacaksınız. Artı taraf daha pozitif olması gerekir. Burada artı taraf ne taraf? Bu tarafta aşağıda. Üst taraf eksi. Eksi 0 voltmuş. Eksi tarafta. Artı voltta eksi 5 volt var. Akar mı? Yine akmaz. O zaman yine diyot kesindedir diyoruz. Ama gördüğümüz için. Bunu görmesek nasıl yapacaktık? Diyotu kaldırıyoruz. Yerine bir kaynak koyuyoruz. Şuraya artı eksili bir kaynak koyduğumuzu düşünelim. Burada devre analiz çözümü yapıyorsunuz. Akım yönünde hesaplarsanız eksi taraftan geldi. Normal bir denklem yazacağım şimdi. Word'e yazayım da biraz daha anlaşılsın. Şimdi akım I değeri verilmiş. I çarpı diyorum. Neyle çarpacağım ben? Pardon. I yukarıdan aşağı geliyor. Her geldiği kaynaktaki işaretle toplama yapıyorduk. Buradaki kaynak vardı. Kaynakları yani bütün gerilimleri toplayıp sıfıra eşitleyeceğiz. Kuralımız bu. Eksi VD diyoruz. Niye? Kaynağı eksiden girmiş. O yüzden buraya eksi VD dedik. Artı I çarpı R değerimiz var. I çarpı R diyelim. Geldik. Eksi 5 var. Bu kaynağın eksi 5 demek eksisi devreye bağlanmış demektir. Akım eksiden girdiği için de buna eksi 5 diyoruz. Eksi 5 volt diyelim. Eşittir 0 voltajımız oluyor. Şimdi burada biz çözüm yapacağız. VD'nin değeri neydi? 0.7. Eksi 0.7 oldu. Artı I'nin değerini bilmiyoruz. Aslında I'yi ters, yanlış çekeceğiz. Çözüm yaparken de şöyle yapın arkadaşlar. İşin kolaylaştırılması açısından. Sayısal değerler denklemi bulduğunuz anda yerine yazmayın. Sakın yazmayın. Çünkü sürekli hatalı değerler üretirsiniz. Önce hesaplamak istediğiniz değişkeni yalnız bırakın. En son bunu hesap makinesinde yerine koyun. Kimden hesap makinesi var? Ne var elinizde? Bu arada bu derste hesap makinesi çok ihtiyaç var. Hafızalı da olsa kullanabilirsiniz. Ben kabul ediyorum. Muhakkak güzel bir hesap makinesi elde edin. Yoksa çözüm yaparken çok zorlanırsınız. Amele gibi iş yaparsınız. Yani sınav bitene kadar soru çözersiniz. Hesap makinesi kullanmayı öğrenirsiniz. Ne var sizde şimdi? 82. Üstünde calculation butonu var mı? Hesapla butonu. Cal diye yazar ya da başka bir şey daha vardı. Sum mu? Yok, sum değil de. Solve yazar. Solve yazar. O buton varsa işinize yarar, kullanırsınız. Çok da kolay olur yaşınız. Var mı sende? Allah yardımcı olsun. Yani hesap makinesi bir mühendis için çok önemli. Bilgisayar nasıl kullanıyorsunuz? Yoksa bir hesap makinesi alın derim. Mesela şimdi burada denklemi yazdık. Hesap makinesinden bunu nasıl kolay kullanırsınız onu göstereyim. I'yı yalnız çekiyoruz. I'yı çekerken nasıl çekeriz şimdi burada? VD'yi karşıya götürdük. VD.
Şimdi çok basitmiş gibi anlatıyorum size ama basit geliyor yani, bu kadar da basit anlatmayın diyebilirsiniz ama çok kişi kalıyor. Şu an 130 kişi alıyor. Herkes kalmış ki kimse anlamamış diye kalmış. O yüzden aynı şeyi defalarca farklı şekillerde anlatmaya çalışıyor. Basit geliyorsa kendiniz izlerken geçersiniz. Ama ben maksimum seviyede yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Şimdi VD'yi de karşıya geçirdik. Buradaki eksi 5'i de karşıya geçiriyoruz. Bu da artı 5 olur. Parantezi kapatalım. Tamam, bölü ne diyeceğiz? Bölü R değerimiz. Şimdi hesap makinesine biz bunu değişkenleri olduğu gibi yazıp, yani denklemi yazıyorsunuz. Sonra calculation ya da sol butonuna bastığınız zaman hesap makinesi sizden sırasıyla her bir değişkenin ismini istiyor. VD'nin değeri nedir diye soruyor size. Sonra R'nin değeri nedir diye soruyor. Onu girdiğiniz zaman otomatik size hesaplayıp çıkartıp veriyor bunu. Bununki gibi yüzlerce denkleminiz olacak. Her denklem bir daha her seferinde yazılmaz. Mesela ben bu denklemi iterasyon yaptığınızı düşünün. 4 defa üst üste kullanacaksınız ama farklı değerlerde kullanmanız gerekir. Bu durumda sadece denklemi bir defa giriyorsunuz. Her seferinde sol düğmesine bastığınız zaman değişkenleri sırayla sizden tekrar istiyor. Sonucu üretip veriyor size. Ama her seferinde bu denklemi elden girerseniz olur da yanlış girerseniz bütün soru çöp. Hata yapmamanız için teknolojiyi çok iyi kullanın. O dün derste söylediğim, kastettim bu. Hesap makinesi. Yani mesela herkes gidiyor en ucuz hesap makinesini alıyor. Alabileceğiniz, paranızı yatırabileceğiniz en kalitelisini alın. Ve onu da kullanmayı öğrenin. Mesela şu an 82 MS var. Muhtemelen çoğunuz bunu kullanmayı bilmiyorsunuz. İkinci derece ya da üçüncü derece denklem çözün desem çözebilir misiniz bunu? Bu elden çözülmez normalde. Bunun hesap makinesi yapıyor. Bunu senin saatlerce derste bundan uğraşmaman lazım sınavda. Hesap makinesini çöz demen lazım. Otomatik çözmesi lazım sana. O yüzden bunları çok iyi öğrenin. Bu MATLAB dersi niye anlatılıyor size? Sayısal analiz dersi aldınız herhalde hepiniz. Mantığı bu. Denklem çözerken, bir şey çözerken teknolojiyi kullanın diye. Ve denklemleri, yöntemleri kullanın diye. Öteki türlü saatlerce uğraşırsınız bundan. Şimdi denklemde yerine bunu koyduktan sonra I'nın akımın değeri ne çıkıyor burada? VD'nin değeri 0.5'ti. Eşittir 5.7 yapar burası. 5.7 bölü 2 kaymış. Ne çıktı? 2.65 gibi değer, miliamper değer çıktığını düşünelim. Şimdi bu çıkan akım değeri ne çıktı? Yukarıdan aşağı 2.65 miliamper akım akıyor demektir. Peki diyot yukarıdan aşağı akım geçirir mi? Geçirmez. Bulduğumuz akım diyotla ters yöndeyse diyoruz ki bu diyot kesindedir diyoruz. Ondan dolayı kesinde olduğu için ikinci bir çözüm yapıyoruz. Diyotun akımı sıfırda deyip geçiyoruz. Ya da devreden bu diyotu çıkartıp devre analizimizi tekrar yapıyoruz. Yani devrelerde sadeleştirme bu şekilde. Diyotu koyarsın, modellemesini yaparsın. Diyot üzerinden geçen akımı hesaplarsın. Akım diyotla aynı yöndeyse doğrudur. Ters yöndeyse yanlıştır deyip akıma sıfır değerini veriyoruz. Evet Aykut, fark et, geç kalmışız. Doğrudur. Size bendeki hesap makinesini de göstereyim. Casio P880. Şimdi bende böyle bir hesap makinesi var. Hatta bulabiliyorsanız bunu bile alın derim yani. Bunu babam 1992 yılında almış. Üstünde bakın, üstünde personal computer yazıyor. Direkt bilgisayar gibi. 64 kilobayt hafızası var. Kütüphanesi var kendi içerisinde. Klavyesi var. Basic programlama diliyle kodlayabiliyoruz. Başka ne var? İçinde de scientific library dediği kısımda da 116 tane kütüphane var. Yani size bu söylediğim az önceki küp bulma, işte kare küp bulma ya da 7 bilinmeyenli 7 denklem çözme, bütün her şey içerisinde var. Ama yeter ki bunu kullanmayı öğrenin. Bir elinizdeki materyali ne kadar iyi kullanmayı öğrenirseniz o kadar iyi iş yaparsınız. Alıp getirirseniz benim derste kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama bunda kopya yakalamayalım. Çünkü bunun içinde kopya yazmak için muazzam bir düzenek var. Hafızalı olduğu için ve programlama yazabildiğiniz için çok rahat yazabiliyorsunuz. Hatta bakın bu 64 display bir ekran var. Yani sözel metinleri sınavlara dahi yazabilirsiniz ama şu exe tuşu görülen hiçbir hesap makinesi genelde sınavlara sokulmaz. Yasak çünkü. Ama bunu sokabilirsiniz. Ben bunu bildiğim için gelip kontrol ederim. Sıkıntı olmaz. Ama hesap makinesi güzel. Yani kullanabilirsiniz. Başka neye var bunun? Mesela şu tarafta nerede? Bunun calculation domain'si de bu fonksiyon kısmının içerisindeymiş. Burada da klavyeyle yazıyoruz. A, B, C değişkenlerin değerlerini yazıyorsunuz. Bildiğiniz elle yazar gibi yazıyorsunuz. Calculation'a bastığınız zaman
o değişkenin eşitliğin karşısındaki bütün değişkenler sırayla sizden istiyor. Yazdığınız zaman direkt sonuç çıkartıp veriyor. Yani denklemleri hesap makinesine çözdürmeyi muhakkak öğrenin. Bu ikinci derece olur, üçüncü derece olur, hangisi olursa olsun. Ki şu an siz hepiniz herhalde dördüncü sınıfsınız artık. Şu ana kadar hesap makinesini yalayıp yutmuş olmanız gerekiyordu. Şimdi bunu hallettik. Tamam. O zaman devre çözümü yaparken kuralları unutmayın. Model yerine koy, akımı bul. Diyotla aynı yöndeyse doğrudur çözüm, ters yöndeyse kesimdedir diyoruz. Şimdi farklı bir soru. Şu devre için diyottan geçen akımı bulun diyor. Diyot idealken ve silisyum diyotken. Şimdi burada akım geçer mi geçmez mi? Önce geçer değil mi? Az önceki kaynakta çözüm yaparken biz... Pardon. Şu gitsin. VD değerini eksi diye yapmıştık. Çünkü kaynağı eksiden giriyordu. Şimdi bu sefer artı yapacağız. Çünkü kaynağı artıdan giriyor. Sadece denklemde değişecek olan değer bu. O zaman şurası eksi olur. Eşitliğin karşısına geçirdiğimiz için. Şurası 4.7 değil de 4.3 olur. 5.7, 4.3 olur. 2'ye böldüğümüz zaman da 2 nokta yaklaşık 15 miliamper gibi bir akım çıkar. 2.15'lik amper yukarıdan aşağı doğru akıyor. Diyotla aynı yönde mi? Aynı. O zaman diyoruz ki bu diyot çalışıyordur, iletimdedir ve diyot üstünden geçen akım 2.17-15 amperdir. Bu idealse, silisyum diyotsa. Eğer bu idealse 0.7'yi çıkartmayız. 5 bölü 2'den 2.5 miliamper geçer deriz. Bu kadar. Buradaki şimdi artıların, eksilerin ters bağlanması her seferinde sizin kafanızı karıştırabilir. O yüzden akımı takip edin. Akım elemanı hangi noktadan giriyor? O noktadan giriyorsa artı, farklı noktadan giriyorsa eksi. Buradaki diyottaki gerilimse V0 noktasındaki gerilim nasıl hesaplanıyor bakıyoruz şimdi. Eğer bu diyot idealse, burada herhangi bir modellemede kısa devre yaptığımız için, kısa devrede bu noktada direkt toprağa bağlı olduğu için idealde bu noktada 0 volt görürüz. Herhangi bir gerilim toplaması olmaz. Ama eğer silisyum diyotsa artı eksi bir kaynak varmış gibi durur ve kaynağın eksisi yukarıya bağlandığı için eksi 0.7 volt görürüz. Bunda mantığı bu şekilde. Burada var mı anlaşılmayan bir yer? Şu online'a da bakalım arada. Hafızalı bizde de yasak da ben bu makineye bildiğim için izin veriyorum sadece. Yani kontrol edebilme şansım var o yüzden. Şu makineye bakalım bu nasılmış. Bunda da programlama varmış. Bazı telefonlarda programlama var. Hatta bazılarında ekran var. Grafik çizdiriyor. Özellikle matematik dersinde kullananları ben görmüştüm. İşte adam bir fonksiyon veriyor hoca. Bunun grafiğini çizdirin diyor. Hesap makinesi çiziyor. Direkt oradan arkadaş onu çiziyor. Yani o yüzden teknolojiyi kullanın ama işte kopya çekme işi ayrı bir olay. Yani kullanın. Benden yana sıkıntı yok. Yakalarsam ama kopya yakalamayayım ha. Yani hesap makinesinin özelliklerini kullanın ama kopya yakalamayalım şimdi. Örnek 7. Bakalım. Bu kesimde değil ya. Bu iletimde arkadaşlar. Kesimde yanlış yazılmış. Bunların ikisi de iletimde. Kesimde de yazıyor da. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar iletimde. Tamam. Yanlış yazılmış. Tamam. Bu kısmı da hallettik. Şimdi gelelim. Burada 3 tane diyot var. Bunlara paralel bağlamışız. Bu 3 diyotu paralel bağlamamızın amacı ne olabilir? Biz bunu hangi devrelerde kullanabiliriz? Elinizde tek bir diyot vardır. Küçük bir diyot vardır. Küçük kapasiteli diyot vardır. Ama onlar 2 tane vardır. İşte 1 miliamperlik, 1 amperlik 2 tane diyot düşünün. Ama sizin devrenizin kapasitesi 2 amperlik. Bunları paralel bağladığınız zaman ya da seri bağladığınız zaman bu tarz işlerde kullanıyoruz. Yani kuvvetlendirmek için. Daha fazla dayanma gücü olsun diye. Mesela bir tane diyot var. 50 volta dayanıyor. 2 diyotu seri bağlarsınız. O zaman devre 100 volta kadar ters gerilime dayanır. Mantığı bu şekilde. O yüzden bu şekilde seri bağlayıp yüksek akım kapasitesine sahip oluyor diyotlar. Ya da işte paralel bağlarsın yüksek ters gerilim kapasitesine sahip olabilir. Bu devre uygulamaları da bu şekilde. Şimdi bu devrede hangi diyotlar iletimde, hangi diyotlar kesimde? 3 tane diyot var burada.
Bunları nasıl kontrol edersiniz? Herhangi bir noktadan sadece diyotların az önceki PDF'te anlattığım gibi şuradaki gibi neredeydi? Heh, şurada. Sadece buradaki gerilim farklarına bakarak diyottan iletime ya da kesime geçtiğini anlayabilirsiniz. Hiç devre analizi yapmaya gerek yok burada. Herhangi bir diyottan başlıyorum. Şimdi şu üstteki diyottan başlayalım. 3 volt burası. İdeal olduğunu kabul ediyorum. İdealse buraya kısa devre yaptım. Hepsini kısa devre yaptım. Aynı noktaya 3 tane paralel kaynak bağlandığını düşünün. Hangi kaynak çalışır? 1 volt, 2 volt, 3 volt bağladım ben yani. Bunları paralel bağladım. Bu paralelden ne kadarlık çıkış alabilirim? Bu 3 volt şu noktada olduğu için şu noktaya V0'da ben 3 voltu görürüm direkt. En üsttekinden başladığım için söylüyorum. Şimdi V0 noktası 3 volt. Bu D2 diyotu sol tarafı 2 volt, sağ tarafı 3 volt. Bu diyot iletime geçer mi geçmez mi? Normalde arka tarafın daha pozitif olması gerekiyor. İletime geçmez o zaman. Bu diyot kesimdedir diyoruz. Hala burası 3 volt. Aşağı geldik. D1 diyotunun sol tarafı 1 volt, artı tarafı 1 volt, eksi tarafı 3 volt. İletime geçer mi? Geçmez. O zaman diyoruz ki D3 iletimde, D2 ve D1 kesimdedir. Bunların ikisini de çiziyoruz. Devrenin sade hali sadece 3 volttan başlayıp D3 diyotu 1K'lık direnç ve toprakla birlikte tamamlanmış olur. Diğer iki diyot hiçbir şekilde işe yaramaz. Burada diyotlar iletimdeyken diye sorulmuş. Akım değeri ne olur peki? 3 bölü 1'den 3 miliamper akım akıtır burası. Mantık bu. Bunu aşağıdan başladığımızı düşünelim. 1 volt, aşağısı da 0 volt değil mi? D1 diyotunun şu anda V0'ı toprağa gördüğünü düşünerek başlıyorum. Şurası 1 volt, 0 volt. D1 diyotu 1 volt sol taraf, 0 volt sağ taraf iletime geçer. İdeal olduğunu düşündüğüm için iletime geçtiği anda burayı ben kısa devre kabul edip halt değişmediği sürece gerilim değeri sabittir deyip buradaki 1 voltu V0'a taşıyabiliriz. O zaman dedik ki V0 artık 1 volttur. Yukarı geldik. D2 ne oldu? Artı kısmı 2 volt, eksi kısmı 1 volt. İletime geçer mi? Geçer. Kısa devre olduğu için artık V0 1 volt değil de 2 volt kabul etmek zorundayım. Çünkü geçti. 2 volt aşağı geldim tekrar. 2 volt, 1 volt burası iletimde mi? Değil. Burasını direkt kesime geçiririz tekrar. Yani 2 volt olduğu anda V0 aşağıdaki D1'i tekrar kontrol ediyoruz. Burası 2 voltken artı kısmı diyotun 1 voltken iletime geçer mi? Geçmez. O zaman burası kesime geçti diyoruz. Yani bunu kademeli olarak düşünün. Önce D1 iletime geçti. Sonra D2 iletime geçti. D1'i kesti. Sonra tekrar D3'e bakalım şimdi. V0'ı 2 kabul ettik. 3 volttan 2 volta iletime geçer mi? Geçer. Geçtiği anda kısa devre kabul ediyoruz. V0 3 volt olarak kabul ederiz. Tekrar aşağı indiğimiz zaman D2 diyotunu kontrol ettiğimiz zaman V0 3 volt olduğu için 2 volttan 3 volta akım akamayacağı için D2 de direkt kesime gider. Yani kademeli olarak bunun iletim kesimi iletim kesimi şeklinde ilerlediğini düşünebilirsiniz. Buradaki mantık da bu şekilde. Burada sorunuz var mı? Bunu anlamıyorsanız en kolay yolu simülasyon yapın. Bir tane bunun simülasyonu yapalım hemen. Şimdi 3 tane kaynak bağlayacağız buraya. Voltaj kaynağı diyelim. Yok. Kaynağı ters çevirdik. Artısı devreye gelecek. Bir tane de diyot bağlıyoruz. Diyot da bu tarafta. Bunu da yan yana yapıştıralım. Şimdi bunların 3 tane varmış. Bunu kopyalayalım. Bir daha kopyalayalım. Tamam. Yok şöyle. En altta da bir tane direnç varmış. Tabi bunu toprağa bağlıyoruz. Ve bütün topraklarda birleştirmemiz gerekir. Hani şuradan başlayalım önce. Bir devre çizelim. Şimdi devre bu devre. Bunu çalıştırıyoruz. R'nin direncinin değerini yazmamışız. Neleri? He. Bu 3 volttu. Aşağıdaki 2 volt. Sonraki 1 volt. Direncimiz de 1K. 1K'ydı değil mi? Evet 1K'ymış. Tekrar çalıştırıyoruz.
Şimdi bakın şurada ben direkt 3 volt görüyorum kaynakta. Bunda 2 volt gördüm. Hatta şöyle yapalım. Hepsini gösterelim. Aşağıdakinde de 1 volt. Üçünü de görebiliyorum şu anda. Peki şu noktada ne gerilim göreceğim? Tıklıyorum buraya da. Bakın burası da VN1. 2.7'li 2.6'lı bir şey gördü. Niye? Silisyum diyot olduğu için gerilim düşümü var. Diyotta bir gerilim düşümü olmuş. Ama ideal kabul edersek 3 volt göreceğiz burada. Şu maviyle turkuaz rengiyle görünüyor mu orada? Turkuaz rengiyle gösterdiği en son VN1, VN001 noktası için 2.3 civarındaymış. Bunu yaklaştıralım. Bakın 2.3. Yani silisyum diyot olarak kabul etmiş diyotları. Şuradan 3 volt geldi. 0.7 voltu D1 diyotu üzerinde harcadı. Geri kalan 2.3 de bu noktada görünüyor artık. Mantık bu. Bütün devrelerde bunu kullanabilirsiniz. Mesela bir soru geldi önünüze, baktınız yapamadınız. Hemen simülasyonu kurun burada. Tamam. Şimdi 9. örnek. Burada da yine 3 tane diyot var. Bu sefer diyottan hepsi ters çevrilmiş. Bunların hangisi iletimde, hangisi kesimdedir? Online'da yazan var mı bakalım. Yokmuş. Bunları bir de şey diye düşünün. İdeal diye düşünüyoruz yine. Hiç gerilim düşümü varmış gibi düşünmeyin. Yine az önceki kuralı uygulayın ve istediğiniz diyottan başlayabilirsiniz. Her seferinde sonuç aynı çıkacak. Ve diyotları paralel bağlarsanız eğer eşik gerilimini geçmezse genelde sadece bir tanesi çalışıyor. Ve diyotlarda genellikle şey bağla yapılmıyor. Hani fabrikasyon da olsa 3 diyot yan yana koyun. Üçünde dirençleri farklı çıkabilir. Paralel bağladığınız zaman yüklerde bir dengesizlik olur. Ama 3'ü de 3 volta bağlanmış olsa, aynı kaynağa bağlanmış olsa 3'ünü de çalıştırabilir burada. Şimdi 5'ten 1'e gitti. 5'ten 1'e gittiğimiz zaman diyot çalışır mı? Çalıştı. Diyot iletimde. Aşağıdaki de iletimde, üstteki de iletimde. Her türlü üst, üstte iletimde diye görüyoruz biz bunları. Şimdi burada D1 için düşünelim. D1 iletimdeyken kısa devre yaparsak biz bu V0 noktasında 1 voltu görürüz. 1 voltu gördükten sonra aşağı inelim. Burada da 2 volt var. 1 volttan 2 volta iletime geçer mi? Geçiremez. O zaman D2 kesimde. Aynı şekilde 1 volta geldik. 1 volt 3 volta doğru akım akar mı? Akmaz. 3 volta doğru tetikleyemediği için buradan da akım geçmez. Her türlü kesimde diyoruz. D2 ile D3 kesimde, D1 iletimde diyoruz. Tam tersi düşünün. 3 volttan başladık. Burası 3 volt oldu, V0. Yukarıya çıktık. 3 volttan 2 volta geçer mi? Geçirir. İletime geçti. Ama kısa devre. O zaman iletime geçtiği anda 2 volttaki kaynağı doğrudan V0 görecek. O zaman burası 2 volt oldu. Tekrar D3'e dönersek bunu kesime geçirir. Az önceki mantıktan aynısı. Önce iletime geçiriyor, sonra kendi kendine kesime götürüyor. Burası 2 volt oldu. Yukarı çıktık. 2'yi 1'e iletime geçirir mi? Geçirir. Kısa devre olduğu için de iletimden sonra buradaki 1 voltu V0'da görürüz. V0 1 volt olduğu için tekrar D2'yi kesime götürür. D2'de zaten D3'ü kesime götürmüştü. Sadece D1 kalır yine. Yine bunun da simülasyonunu yapalım hemen. Devreyi açalım. Diyotlar böyle ters yönde bağlı bu sefer. Kaynağımız artısı bu tarafta. Bir tane şurada direnç var. Bir tane de yukarıda kaynağımız var. Yukarıdaki kaynağın değeri 5 volt. Şunlar 1, 2, 3. Başka ne var devrede? Bir de toprak koyacağız. Toprağı da buraya koyduk. Şöyle yapalım.
Burayı da bağladık. Şimdi çalıştıralım. Şimdi şu noktadaki gerilimlere bakıyoruz. Burada 1 volt var. 2 volt. 3 volt. Bizim istediğimiz noktaya bakıyoruz. Burada da 1.7 civarında bir voltaj oluşmuş. Aslında burada ideal diye kabul etmediği için sadece 2 numaralı diyotta çalışma var. Burada da gerilim düşümü yaptığınız zaman ...1.7 civarına getirmiş. Şunlara bakalım iletimlemiş. Şurası 3... D1'den 3.4 miliamper geçiyor. D'ye bakıyoruz 0, D2 0, D3 de 0. Sadece D1 diyot iletimde. D2 ve D3 burada da kesimde. Gerilimlere bakalım. Burası 1 volt yazmış değil mi? Evet, 1 volt. Şu noktadaki gerilim 1 volttan daha fazla. Yukarıda da gerilim kaynağı olduğu için buradaki kaynağı da görüyor, buradaki kaynağı da görüyor. Diyot sadece kısa devre olup da direkt buradaki 1 volt karşı tarafa geçmiyor. Yukarıda kaynak olduğu için ondan da bir gerilim görüyor. Ama akımlara bakarsak en garanti yolu 3.4 miliamper D1'den geçiyor. D2 0, D3 de 0. Bu da bu şekilde. Şimdi diğer örnekten devam edelim. Şimdi burada iki katlı, yani iki farklı bir devre var. Biraz paralel seri bağlanmış gibi. Diyotun gerilimi yine 0. İdeal diyot kabul edilmiş. Bu diyot devre üzerinde geçen akımları bulun diyor ve diyotlardaki gerilimleri bulun diyor. Diyotlar iletimde mi kesimde mi bunları bulmanız bekleniyor. Şimdi buradaki kural şu. Devreyi ideal diyot modeli neyse diyotu kaldırıyorsunuz. İdeal devre modelini yerine yerleştiriyoruz. İdeal devrede neydi? Diyotu kaldırıp ne koyuyoruz yerine? Kısa devre. O yüzden buraya kısa devre yaptık D1'i. D2'yi de kısa devre yaptık. O zaman şu noktadaki, orta noktadaki gerilimimiz kaç volt olur? Devre analizi yaparak gidiyoruz. Nereye bağlı ortadaki nokta? Toprağa mı bağlı? Toprakta kaç volt var? 0. O zaman bu noktadaki gerilim 0'dır. Şimdi bir akım bir noktadan başka bir noktaya akarken formülü nasıl hesaplıyoruz? Akım eşittir diyoruz. Başlangıç noktası 10 volt eksi son nokta bitiş noktası eksi 0 bölü aradaki direnç 10K. Bu kuralı çok iyi ezberleyin. Çok işinize yarar. Ben bütün elektronikte bu kuralı kullanıyorum. Yani devreden akan akım herhangi bir devre düşünün. Şöyle bir tane direnç düşünüyoruz, tamam mı? Bu devrenin başlangıç noktası V1 diyelim buna biz. Bitiş noktası V2 olsun. Devre üzerinden akan akım, yukarıdan aşağıda I akım aktığını düşünelim. Akan akımı I eşittir diyoruz. Başlangıç noktası devrenin neyse onu yazıyoruz. Burada başlangıç noktası V1. Eksi bitiş noktası V2 bölü V2 bölü aradaki direnç. Bunun da direnci R ise aradaki direnci de R diyoruz. Bütün elemanlar üzerindeki bütün akımları bu şekilde çok rahat bir şekilde hızlıca hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada yukarıdaki başlangıç noktamız neymiş bizim? Ondan başlayacak şu sıfır noktasına kadar akmasını istiyorum ben. Çünkü iki noktadaki gerilimi biliyorum. Ve tek hat, arada yeni bir hat yok. Hat değişmediği sürece akan akım aynıdır. O yüzden biz bu ikisini kullanıyoruz. 10 eksi şu nokta 0, 0 dedik. Bölü aradaki direnç neyi? 10K. O zaman 10 bölü 10K'dan 1 miliamper akım bulurum ben. Bu yukarıdan akan akımı buldum şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Bir de ikincisini bulalım. 0'dan eksi 10'a akacak. Başlangıç noktası 0. Eksi 10'a doğru aktığını düşünüyorum. Büyükten küçüğe akar akım. O yüzden yine büyükten büyük, 0 daha büyük eksi 10'a göre. 0 eksi eksi 10 bölü aradaki direnç. Aradaki direnç ne? 5K mı? O aradaki direnç sanırım 10K olacak. Buraya yanlış yazmışız da. Çözüme bakayım da yanlış mı yazmışız. Evet, aradaki direnç şuradaki 5-10K olacak. Yanlış yazılmış o. Bölü 10 diyoruz. Buradan da yine ne çıktı? Üst taraf pozitif 1. Aşağısı da 10 çıktı yukarısı. Bölü 10, 1 miliamper çıkar. Demek ki yine yukarıdan aşağı doğru gelen 1 miliamper bu noktaya kadar gelmiş. Buradan sonra da aşağı doğru devam etmiş. O zaman D1 diyot üstünden herhangi bir akım akmış mı? Gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman diyottan akım gelmediğine göre diyoruz ki biz
Şimdi hesapladığımız akımlarla diyotları karşılaştırıyoruz. Hesapladığımız akım neydi? Yukarıdan aşağı doğru akan D2 üzerinden de yukarıdan aşağı doğru akan 1 miliamper akımdı. O zaman D2 iletimde mi kesimde mi? İletimde. Üstünden akım akmış. D1 oradan herhangi bir akım gelmemiş. Çünkü burası bir düğüm noktası. Düğüm noktasına girer akımlar çıkan akımlara eşittir. Şimdi 1 gelmiş 1 çıkmış. Ama I1 üstünden herhangi bir şey gelmemiş. Zaten denklemde yazsanız I1'den 0 geleceği için I1 diyoruz ki kesimdedir diyoruz. O zaman devreyi tekrar çizeceksiniz. Bu sol taraftaki D1'i tamamen görmüyorsunuz. Kapatıyorsunuz artık. Akım ne? Yukarıdan aşağı 10 volttan gelmiş. Eksi 10 volta kadar devre tamamlanıyor. O D1 diyotu yokmuş gibi tekrar işlem yapıyoruz. Onu işlem yaparken de başlangıç noktası 10 volt. Eksi bitiş noktası eksi 10 volt. İkisini çıkarttık bölü 20 diyoruz. İki tane direnç vardı 5-5. Bu şekilde hesap yaptığımız zaman da 1 miliamper çıkıyor. Bu çözümde hata var. Yukarıda yaparken 10 yapmış, aşağıda yaparken 15 yapmış. İkisi de bunların 20 olacak. 1 miliamper çıkması gerekiyor gene. V0 noktasındaki gerilim de şu noktadaki gerilim de bulmak için de şöyle yapıyoruz yine. Akımı biliyorsunuz. Akımını bildiğimiz bir noktadaki gerilimi yine şu formülü kullanarak yapıyoruz. Başlangıç noktasını biliyoruz. Başlangıç noktası 10. Şu V0 noktasına kadar 10 eksi V0 diyorum. Bölü aradaki direnç neydi? 10. Akımı da biliyorum. Akım da 1. O zaman bunu içler dışlar çarpı yapıp çekerseniz V0'ın 0 olduğunu bulursunuz. Zaten ideal diyot demiştik. V0 da şu noktaya bağlı olduğu için yine toprağa bağlı zaten. Hem denklemle bulduk hem de bu noktaya bağlı olduğu için direkt toprağı gördüğü için 0 volt diyebiliyoruz. Bu da bu şekilde. Burada var mı anlamadığınız, soracağınız bir şey? Ömer hangi soruydu? Kaçtı herhalde de. Örnek 9. Tamam, bu soruda soru yok herhalde. Örnek 9'a geçeyim bir. Soru neydi? Niye kısa devre 3 volttan 2 volta geçerken? Diyotu ideal kabul ettiğimiz için kısa devre kabul ediyoruz. Mantık o. İdeal olmasaydı arada kaynak var kabul edecektik. İdeal olduğu için kısa devre. Diyotu kaldırıyoruz, yerine kısa devre modelini yerleştiriyoruz. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Şimdi bu soruyu çözdük. Soru 11'e geldik. Şimdi bu devre birazcık daha karışık. Şimdi şöyle bir diyotumuz var. 3 tane farklı hatta 4 tane farklı kaynağımız var. Her bir kaynağa bağlı birer tane diyot var. Dirençler bağlanmış. Buradaki diyotların hangileri çalışıyor ve üzerlerindeki akımlar, gerilimler nedir? Bunları bulmamız isteniyor. Şimdi bunları da yaparken de soruda ne sormuş bakalım. VD'yi 0.7 volt aldım demiş. Biraz daha zorlaştırmış. Şimdi bu işlemleri yaparken ilk yapacağımız iş diyotları kaldırıp yerine bir kaynak varmış gibi kaynaklara bağlayıp hesap yapmak. Şimdi birinci kısımdan başlayabiliriz. Şimdi daha önce biz bu iki paralel diyot bağlandığı zaman bundan hangisi iletime geçip geçmeyeceğini az buçuk anlamıştık. Şimdi buradaki diyotta şurası 14 nokta şimdi diyotumuz var. 15 voltluk kaynaktan gerilim geldiği zaman diyot üstünde 0.7'si harcanır. Bu V1 noktasında kaç volt kalır? 14.3. Şimdi 14.3 burasıysa üst taraf 10 volt. Yukarıdan aşağı akım akar mı? Akmaz. O yüzden bu diyot kesimdedir deyip çözümümüze öyle devam edebiliriz. O zaman V1 noktasındaki gerilime biz ne diyoruz? V1'i direkt otomatik bulmuş oluyoruz. 14.3 diyoruz. İkinci bir noktamız, yani aslında şöyle düğüm noktalarındaki gerilimleri hesaplayarak devam edeceksiniz derste. Bütün sorularda düğümlerdeki gerilimleri hesapla ve elemanlar üzerinden geçen akımları hesapla. Şimdi ikinci bir bulmak istediğimiz nokta ne yaptık? Tamam. Şuradan bir denklem çıkartacağız. Düğüm gerilim yöntemini hatırlıyor musunuz? İnşallah hatırlıyorsunuz. Kuralı ben tekrar hatırlatayım size. Şimdi herhangi bir düğüm noktasındaki bir gerilimi bulmak istiyorsanız o koldan bütün akımları çıkıyormuş gibi hesaplıyoruz. Biz şimdi V2 noktasındaki şu noktadaki düğümümüz için bir gerilim denklemi yazacağız. Kural şu. Akımı çıkıyormuş gibi hesaplıyoruz. Birinci çıkan akım sol tarafa doğru R1'e doğru akım çıkıyormuş gibi hesaplıyoruz. Az önceki formülümüzde akım çıkıyorsa nasıl hesapladık? Şurada. Bir akım bir noktadan başka bir noktaya gidiyorsa bu noktadan akan akım başlangıç noktası eksi bitiş noktası bölü aradaki direnç. Şimdi buradaki kuralımız şu. Bütün akımları çıkıyormuş gibi kabul edeceğiz.
Hepsini toplayacağız, sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi çıkıyormuş gibi kabul edersek ve hepsini toplamak istiyorum. Bakın şuradaki birinci denklemimiz V2'den çıkıp V1'e doğru giden akımın denklemi. Önce denklemleri anlatayım, sonra tekrar başlayacağım. Bunların hepsini topluyoruz. Birinci akımı hesapladık, yazdık. İkinci akımımız V2'den eksi 5 olduk kaynağa doğru giden. Yani yukarıdan aşağı doğru giden akımı bulduk. IR2 değerini. Onu yazdık. Artı V2'den 5 volta doğru akımı çıkıyormuş gibi kabul ettik. Yine bir denklem yazdık. Topladık, sıfır eşitledik. Bu denklemin ismi de, bu da ID3'müş. ID3'e karşılık geliyor. Şimdi bunları nasıl çıkarttık? Tek tek onlara bakalım. V2 noktasından V1'e doğru bir akım gidiyorsa ne demiştik buradaki akım değerine? Başlangıç noktası V2 eksi bitiş noktası V1 bölü aradaki direnç. Aradaki direnç nedir? R1. Buna da 1K yazıyoruz. Birinci denklemimiz tamam. Şey, parametremiz. Artı eksi 5'e giden yazacağız. Başlangıç noktası V2 eksi kaynak bitiş noktası. Bu da eksi 5'miş. Bunu da eksi 5 olarak yazdık. Bölü aradaki direnç. Arada ne var? R2. Ona da 5K yazdık. Artı V2'den 5 volta doğru giden bir denklem yazacağız. Akım çıkıyor çünkü buradan. 5 eksi, arada bir tane diyot var. Bu diyotu da buradan çıkartmamız lazım. Eksi ama kaynağın artısı sağ taraf, eksisi sol taraf. O yüzden eksisi bu tarafa doğru baktığı için içeriye eksi 0.5 yazıyoruz. Yani kaynak zaten eksi 0.7'lik. Eksi 0.7 evet. Eksi 0.7. Eksi bu kaynağın da artısı bu tarafa bağlı olduğu için bu içerisinde bu artı olarak kalıyor. Artı 0.5. Yani artı 5 pardon. Bu denklemi yazdıktan sonra burada V1 ve V2 var. İki tane bilinmeyenimiz var. Ama V1'in değerini zaten yukarıda bulmuştuk. 14.3 diye. Bunu denklemde yerine yazdık. Buradan da denklemi, işlemi çözdüğünüz zaman V2 voltajı 8 volt olarak çıkıyor. Yani şu noktadaki düğüm noktamızın değeri de 8 voltmuş. Yan tarafta 14.3 voltmuş. Şimdi biz noktadaki düğümlerin gerilimlerini bulduğumuza göre her bir akımı tek tek hesaplayabiliriz. Neyi? Başlangıç noktası eksi bitiş noktası bölü aradaki direnç. Şimdi ID2 için bakalım. ID2 dediğim şey diyot akımı. Yani ID2 şurası 15 volttan gelip V2'ye kadar giden akım. Burada ne demiştik akıma? Başlangıç noktası ID2 V1'den başlıyor. Çünkü V2'ye doğru gidecek. V1 eksi bitiş noktası V2. Bu bitiş noktası nasıl belirliyorsunuz? Elemandan sonraki ilk bildiğiniz gerilim değeri sizin için bitiş noktası olsun her zaman. Çünkü daha fazla uzatmayın. Kanallara ayrıldığı zaman bunların hesaplaması biraz daha zor. V1 eksi V2 bölü aradaki direnç. R1. V1 ile V2'yi çıkartırsak V1 neydi? 14.3. Eksi 8 bölü 1'den 6.3 miliamper çıktı. Şimdi burada ilk bakacağımız şey şu. Bu bulduğumuz akım değeri diyotla aynı yönde mi? 6.3 yukarıdan aşağı doğru akıyormuş diyot yönünde. Çünkü başlangıç noktasını V1 kabul ettim. Diyotla aynı yönde. O zaman diyorum ki bu D1, D2 diyotu iletimdedir diyorum. Bu diyot çalışıyor. Bunu anladık. Şimdi gelelim D3 diyotunu bulmak için. D3 diyotunu da bulurken şöyle yukarıdan aşağı denklem yazıyoruz. V2 noktasına kadar. Yine şeyi hesaplayacağız. Gerilim başlangıç noktası R1 üstündeki akım değerini hesaplamaya çalışıyorum. 5 volt eksi kaynağa geldik. Artıdan girdiği için akım artı diyoruz. Yani eksi VD3 eksi kaynağın bitiş noktası ne? V2. Eksi V2. Bölü aradaki direnç. R3 direncimiz vardı. Bu da ne yapar? 5 eksi 0.7 eksi 8 bölü 1. Akım değeri eksi 3.7 volt çıktı. Eksi 7.3 şey 3.7 miliamper çıktı. Şimdi biz ne yaptık? Ama akımı yukarıdan aşağı doğru geliyormuş gibi hesapladık ama akım eksi çıktı. Bunun anlamı akım yukarı doğru akıyor demektir. Akım yukarı doğru yani 5 volta doğru akıyorsa diyotla aynı yönde mi? Değil. O zaman diyoruz ki D3 diyotu kesimdedir diyoruz. Bu kısmı da umarım anladık. Diyotun kesimde olup olmadığını. Şimdi D1 kesimde, D3 kesimde biz devreyi sadeleştirirsek nasıl bir devre çıkacak? Şu aşağıdaki devre çıkıyor. Şu sol yukarıdaki. Aslında şu da aynı şey. Bu D3 diyotlarını falan olduğu gibi ortadan kaldırıyoruz. Artık açık devre. Elimizde tek kalan devre ne? 15 volttan başlayıp D2, R1 ve R2 üstünden eksi 5 kaynağına bağlanan bir devre kaldı. Hat kaldı. Tek bir hatlık devre. Burada akımı nasıl hesaplarız? ID2, çünkü D2 akımı kaldırdık. Sadece tek diyotumuz var. 15 eksi diyot üstündeki gerilim 0.7 eksi en sondaki kaynağın değeri bitiş noktası diye düşünüyoruz. Eksi eksi 5.
bölü aradaki toplam direnç. R1 ile R2'yi topluyoruz. Bunu hesapladığımız zaman da 3.22 miliamper akım geçiyormuş. Biz ilk başta ama D2'yi farklı hesaplamıştık. D2'yi nerede hesapladık burada? 6.3 hesapladık. Bu ikisi aynı sonuçlar değil. Hangisi doğru? İkinci hesapladığımız doğru. Çünkü biz ilkinde bütün diyotlar çalışıyormuş gibi hesap yapıyoruz. Çıkan burada sadece bizim için yön önemli. Yönler diyotlarla aynı mı değil mi onu tayin edip diyotun iletimde ya da kesimde olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kesimde ya da iletimleri bulduktan sonra devrenin sade halini tekrar çözüyoruz. Ve en sonunda çözdüğümüz nihai akımlar bizim için devre akımlar demektir. Buradaki devreden akan akımda 3.22 miliamper diyoruz. Diyotlar üzerinden D1 yani D1 diyotu ve D3 diyotu kesimde olduğu için bunlar üzerinden de akım akmaz sıfırdır diyoruz. O yüzden devre çizerken bu sorulara bakın. Diyot basit gibi duruyor. Ama devreden her aşamasında yeni sade hallerini çizin. Ezbere direkt iş yapmayın. Biz soruda işte üstteki büyük karmaşık devreyi vereceğim size. Bütün her şeyi bunda yapmayın. Devreyi her adımda sadeleştirerek yeni devreleri çizin. Onun üstünden akımları nasıl denklem çıkarttınız onları gösterin. Bunları yaparsanız en azından sonuç yanlış çıkarsa biz gidişat yönteminden size puan veririz. Buradaki mantık da bu şekilde. Burada sorunuz var mı? Biraz karışık. Mim geldi mi? Karışık mı? Orada V2X, V1 hep akım yönünde yazdınız ama en son parametrede V2X, V0.1 akım yönünde yazdınız. Akım yönünde? Mesela ID3'ü gösteriyor ya. Şöyle bir düğüm gerilim yönteminde bir düğümden denklem yazılırken bütün akımlar çıkıyormuş gibi kabul edilip toplanıp sıfıra eşitlenir. Düğüm gerilim yöntemi farklı bir yöntem. Akımla aynı yönde kabul etmek zorunda değiliz onu. Onda direkt standart akımlar çıkıyormuş gibi kabul edilir toplanıp sıfıra eşitlenir. Orası öyle. Sanamdaki arkadaşların soruları var mı? D3'ü bir daha geçebilir misiniz demiş. D3'ü bir daha bakalım. D3'ü de şuradan akımı yukarıdan başlayıp aşağı doğru gittiğini kabul ediyoruz. Başlangıç noktamız 5 volt. Eksi bitiş noktamız. Eksi V2. Yani 5 eksi V2 diye düşünün. Aradaki D3'ü düşünmeyin hiç. Hatta kafanızı karıştırıyorsa. 5 eksi V2 ne yapar? V2'yi bulmuştuk yukarıda. 8'di. 5 eksi 8 ne yaptı? Eksi 3 bölü 1'den eksi 3 miliamper çıkar. Her türlü eksi çıktığı için akım yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarı akıyor demektir. Bu durumda biz diyoruz ki diyotla akım ters yönde olduğu için bu diyot kesimdedir diyoruz. Yani ideal diyot modelini yerleştirirken buraya 0,7 yerleştirirken kafanız karışıyorsa idealmiş gibi çözün zaten yaklaşık aynı çıkacak. Sonra daha böyle kesimdekileri iletimleri bulduktan sonra silisyum modelini yerleştirirsiniz. Kaynağı yerleştirirsiniz. Ama bu kısmı unutmayın. Bu diyotu kaldırıp yerine bir kaynak koymak elektronik işi değil devre analizi sorusu. Yani ikinci sınıf konusu. O yüzden devre analizinizi çok iyi geliştirin. Çok basit toplama çıkartma dirençlerle işlem yapın ki geliştirin kendinizi. İnşallah olmuştur Özgür. Var mı başka takılan aklına? Tamamdır. Rica ederim. Bu kısmı da hallettik. Tamam. Bir sonraki soruya geçmeyelim. Ona öğleden sonra falan bakarız. Yine saat 1'de buluşuruz arkadaşlar.